TV ekranlarından Çıtı Pıtı programından hepinize kucaklar dolusu sevgiler gönderiyoruz. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün stüdyomda iki değerli konuğum var. Ressam Sinem Atılgan bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sinem Hanımcığım. Ve Gülay Kırbaç hoş geldiniz Gülay Hanımcığım. İsterseniz öncelikle Gülay Hanım sizi tanıtalım izleyenlerimize. Gülay Kırbaç kimdir? Evet. Neler yapmıştır? Denizliliyim, evliyim, ev hanımıyım, eşim emekli. Hı-hı. Bir oğlum bir kızım var. 2008'de Denizli'ye geldik. Çok güzel. 10 yıldır buradayız. Evet. Peki resim merakınız küçük yaştan beri var mıydı? Resim merakım vardı tabii. Yani tabloları gezerek almak isterdim. Seyretmeyi severdim. Yapabilir miyim bilmiyordum ama. Emekli olup gelince Denizli'de bir boşluğa düştük. Eşim emekli oldu. Çocuklar üniversite hayalleri, onlara çalıştı. Bir gün Sinem'in ortak bir arkadaşımızın vasıtasıyla ben resim yapmak istiyorum dedi. Sinem'in adresini verdi. Hatta kapıdan girdim. Yapabilir miyim diye ilk sordum. Ben resim yapabilir miyim? Sinem hocam da tabii yapabilirsin dedi. Öyle ayak. Öyle tanıştık. Ve 4 yıldır atölyedeyim. Evet, ne güzel. Evet. Sohbetimize devam edeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz Sinem Hanımcığım. Hemen direkt o sorudan başlayalım. Herkes resim yapabilir mi? Bence yapabilir. Yeter ki yeterli zamanı ayırabilsin. Zaman ayırabilmek için de tabii ki o işi sevmek lazım. Yani eğer siz başka şeylerden fedakarlık yapıp bir şekilde kendinizi resim yaparken buluyorsanız yapabilirsiniz. Çünkü yaptıkça gelişen bir şey. Ben hala gelişiyorum. Yıllardır resim yapıyorum. Şu anki resimlerim geçen yılkinden daha da güzel. Bu o yüzden yani yapılabilir, öğrenilebilir. Ne güzel. Evet, bu arada resim yapmak, yani illa sadece resimden değil de sanat anlamında, sanatla uğraşmak insana neler katıyor? Gelen arkadaşlarımız anlamında değişimleri görüyor musunuz ilerleyen süreçte? Ne gibi değişimler oluyor? Ben çok net görüyorum. Yani gerçekten bakış açıları değişiyor. Hayata daha iyi sıkı tutunuyorsunuz. Bir kere bu sergiler bizi çok motive eden şeyler. Hep söylüyorum. O sergi öncesi hareketlilik, sergide insan içine çıkmak, o duyguyu yaşamak, beğenilmek hissi. Hepimiz aslında o hissi seviyoruz galiba. Herkes sever. Belki biz biraz daha fazla seviyoruz. O yüzden bu işi yapıyoruz bilmiyorum. Beğenilmek güzel şey. Yaptıklarını insanlara sunmak çok keyifli. O da insanların hayatında bir renk aslında. Doğru. O renk de onları geliştiriyor, mutlu ediyor. Farklılıkları görüyorum tabii. Zaman içinde değişiyorlar. Evet. Peki hemen Gülay Hanım'a soralım. Sizdeki değişim ne oldu? O boşluktan sonra resme sarılmanızdan sonraki süreçte. Bendeki değişim önce yapabildiğimi kendime, önce kendime, sonra arkadaşlarıma, sonra çevreme kanıtladım. O çok güzel bir şey. Ve eserlerinizin Sinem Hanım'ın dediği gibi beğenilmesi daha güzel. Siz yapıyorsunuz, bir şeyler hoşunuza gitmiyor. Hani orası öyle olmasaydı, böyle olsaydı derken sergiye çıkıyoruz. Diyorlar ki ne kadar güzel, çok güzel yapmışsınız. Yani o yorumlar sizi daha bir ileriye götürüyor. Durmadan yeni resimler, yeni tablolar, biri bitmeden diğerine başlıyorsunuz. Daha iyi nasıl yapabilirim onu düşünüyorsunuz. O yüzden güzel oluyor yani.
Peki teknik olarak nasıl başlıyoruz derslere? Herkes illaki bir kara kalemden geçiyor mu yoksa direkt yağlı boyaya eğitim mi alıyorlar? Kara kalem demeyelim de daha çok çizim çalışmaları gibi bir şeyler yapıyoruz. Ama tabii mesela bazı diyor ki ya ben hiç bunlarla uğraşmak istemem. Ben direkt boyalarla haşır neşir olmak istiyorum. Olabilir yani hiç sıkıntı değil. Daha sıfırdan başlamak. Yani insanların tabii ki kişilik özelliklerine göre de değişiyor. Ben bizim atölyemiz şey değil, güzel sanatları hazırlık gibi bir şey olmadığı için, hobi amaçlı olduğu için atölyede her gelenin keyfine göre yön alıyoruz aslında. Sıfırdan başlamak istiyorsa sıfırdan başlıyoruz. Direkt boyalara dalmak istiyorsa direkt öyle devam ediyoruz. Çünkü orada önemli olan onun orada keyif alması, güzel zaman geçirmesi. Sıkılacaksa eğer çizim çalışmasından daha basit resimler seçerek. Çünkü sonuçta o resimlerin bir çizme aşaması var. Ve bu çizme aşamasına gelebilmek için evet biraz bilgi şart. İlerledikçe bu kendini geliştiriyorsun ama ilk aşamada kalkıp da çok zor bir resim seçemez o zaman. Olmuyor, daha mi? Basit yollu şeylerden. Manzara mesela çok çizim gerektirmiyor gibi şeylerle başlayarak zaman içinde zaten atölyede genel olarak tabii birbirimizden etkilendiğimiz için yoksa ben hep öyle yaptığım için de o da etkilenmek oluyor gerçi. Realist çalışmalar yapıyoruz. Realist çalışmalar tabii iyi çizim gerektiriyor. Eğer öbür türlü başladıysa da yani direkt boyalar zaman içinde onu da öğrenmek istiyorlar. O yüzden ben şey rahatlıktan yana bir insanım. Rahat bir insanım herhalde. O rahatlığı da arkadaşlarıma veriyorum. İstedikleri gibi çalışıyorlar. Peki sabır gerektiriyor mu? Yani sabır ön planda mı? En başta. Herhalde. En başta. Çünkü çok uzun sürüyor. Yani bu özellikle mesela çocuk gruplarında da onlar pastel boya, kuru boyayla falan sulu boyayla resim yapılan gruplarım da var. Onlar ne oluyor? Bir iki saat içinde 2-3 resim bitirebiliyorlar. Ama aynı grubu yağlı boyaya geçiriyorum. Bir ay, iki ay hala resim bitmiyor, çıldırıyorlar. Çünkü alışık değiller ama öyle bir şey. Yağlı boya çok zor kuruyor. Çok zor kuruduğu için de yavaş yavaş hareket etmek gerekiyor. Öyle her yeri bir anda boyayamıyorsunuz. İşte orada sabır devreye giriyor. Evet, sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü çok işçilikli de bir şey. Peki sabırdan sonra gelen nokta nedir? Ne gerekiyor? Yani insanlar sanatla uğraşacaksa nelerin kendinde var olması gerekiyor? Ya güzel bakış gerekiyor herhalde. Yani görebilmek gerekiyor. Doğru şeyleri tespit edebilmek gerekiyor. Ya aslında bütün hepimiz... Bu da gelişebilir bir şey aslında. Hani o bakış açısı da gelişebilir. Resim... sergilere gitmek. Mesela ben hep onu diyorum. Bazen aileler çocuklarını getiriyor. Bilmiyorum resim yeteneği var mı ama işte hani getirdik diyorlar. Diyorum ki inanın hani şurada sadece resimlere bakarak bile gelişecektir. Değil mi? Çünkü orada bir sürü resim var. Ve çocuk hep onları aslında ailesini beklerken mesela geziyor. İşte yorum yapıyor. Diyor ki daha bu bitmemiş. Aa bu kişi hiç bu hafta gelmemiş herhalde. Mesela hep onlara dikkat ediyorlar. Yani o kadar görsellerini değiştiriyor ki orada yanındaki bir arkadaşından bir şey görüyor. Onu yapmayı öğreniyor. İyi görmemiz gerekiyor. Ama tabii şey sevmek de ön planda sevmek, olmalı değil mi? Sevmeden evet mümkün değil. O ilk şartımız. Evet. Çünkü sevdiğiniz bir şey bırakmıyorsunuz, çabalıyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. Ama zorunlu geliyorsanız ya da zorunlu bir şeyler yapıyorsanız sanırım biraz daha hani light davranabiliyorsunuz ya da işte erteleyebiliyorsunuz. Sevmek i̇şte onu sanırım. Demek istedim. Az önce de onu dedim. Hani artık siz günlük rutin hayatınızda buna bir parça ayırmak için çaba sarf ediyorsanız o işi seviyorsunuzdur, değil mi? Hani yani mesela alışveriş yapmaya gitmek yerine sizi bir şey resim yapmaya yönlendiriyorsa bu sevginizin göstergesi. O zaman da bu iş olmuş demektir. Ben öyle diyorum arkadaşlarıma. Mesela daha az alışveriş yaptıklarını söylüyorlar. O zaman diyorum bu iş artık oluyor. Evet.
Kadınlar o konuda engelliyor. Evet, zaman. Engelliyor. Eşlerimiz çok mutlu bu yüzden diyorlar. Değil mi? Bu arada en çalışkan öğrenci. Evet, Güler. Ben biraz fazla sevmeye başladım. Haftanın 5 günü açık sinemanım. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Ben sabah kahvaltıdan sonra hatta kahvemi bile orada içiyorum. Bazen eşimle. Direkt atölyeye, akşam da eve yemeğe geliyorum, o kadar. Yani günlük sanki çalışan bir hanım gibi. Şimdi diyorlar çalışıyor musunuz? Ev hanımıyım demek biraz abes kaçıyor. Yani ev hanımı değilim. Çalışıyorum, üretiyorum. Ressamım diyemem tabii ki. Ressam adayıyız hepimiz de. Ressam olmak apayrı bir şey. Ama realist çalıştığımız için hayatı kopyalıyoruz yani. Kopyasını sanki orada tabloda herkesin de kendini hissettiği resimleri yaptığını görüyorum. Ben de o yöne doğru, yani Sinem Hanım demişti kendinizi yavaş yavaş bulacaksınız. Ben daha çok klasik resimleri, tabloları daha çok seviyorum. Yani benden sonrakiler ne kadar güzel olmuş zaten. Bir de genelde resim sanatında bu yıl, bu yüzyılda anlaşılmıyor maalesef. Öbür yüzyılda belki bizim yaptıklarımız çok güzel gelecek insanlara. Tarihi eser olabilir. Bilemiyorum. Evet. Torunlarımıza kalacak onları. Ve yağlı boyanın kalma süresini tam bilmiyorum ama çok bir 100-150 yıl kalır herhalde. Kalır. Sinem yani, hocam iyi daha iyi bilir. Evet, iyi boyalar kullanıyoruz. O yüzden en güzel miras değil çocuklarımıza, geleceğe. Öyle. Peki daha önceden sergileri takip ediyor muydunuz? Böyle rutin gittiğiniz oluyor muydu? Hayır, benim işimizden dolayı biz 2-3 yıl Türkiye'nin belirli bölgelerinde çalıştık. Yani o bölgeyi, o ili tanıyıp yerleşmeyi düşünmeden bir başka yere tayin çıkıyor. Eşim asker emeklisi benim. Askeriye de tayinler biraz daha sık oluyor. Emekli olup Denizli'ye gelince tabii sergilerle, işte resimlerle biraz daha ilgilenmeye başladım. Ben neyi seviyorum'a başladım. Resmi sevdiğim için işte arkadaşlarla diyalog halinde, o Hayrettin Bey'le konuşurken Sinem Hanım denk geldi şansıma. Böylelikle daha sonra gelişti. Da öncesi sergilerin yoktu. Ne kadar önemli olduğunu ben resime girdikten sonra anladım. Aslında hiçbir sergiye niye gittim yani, orada bakıyoruz anlamadığımız için belki. Hani yorum yapmadan. Ama şimdi görmeyi öğrendik Sinem Hanım sayesinde. Teşekkür ederim. Herkes görür ama bakar ama herkes görmez diye bir tabir vardır. Gerçekten ben şimdi yavaş yavaş görmeyi öğreniyorum. Ama içinizde varmış demek ki değil mi Sinem Hanım? Yani olmayan bir şeyi oluşturmak değil de var olan bir şey sanırım ortaya çıkmış. Zaten bence zaten içinde hiç yoksa o yöne yönlenmez herhalde. Mesela benim müziğe bir yeteneğim olmadığını biliyorum. Hiç müzikle ilgili bir alanla kurs alayım, işte bunu öğreneyim demiyorum. Olmuyor değil mi? Çünkü içimden öyle bir şey gelmiyor. Belki yeteneğim olmadığı için, belki sevmediğim için, ama ikisi de aynı kapıya çıkıyor zaten. Bir şekilde olmuyor. Tabii ki evet, gelenlerin hepsi aslında bir ucundan seveceğini düşündüğü için geliyordur. Aynı şekilde mesela bazı resim öğretmeni arkadaşlarım var. Senin işin daha kolay diyorlar bana. Çünkü sen seven insanlarla birliktesin. Ama bir resim öğretmeni mesela bir okulda sevene sevmeye bunu yapmak zorunda. O çok zordur eminim. Çünkü bana gerçekten gelenler yetenekli, seviyor, keyif alıyor bu işten. O yüzden tabii ki hızlı ilerliyorlar. Sadece hep diyorum, geçen konuşmamızda dedim, yetenekli olanlar var. Yetenek sadece işi hızlandırıyor. Yetenek gerçekten bazı insanlarda fazlasıyla var. Daha az çalışarak daha hızlı ilerleyebiliyor. O kadar yeteneği olmayanlar da daha fazla çalışıyor, daha fazla uğraşıyor. Bu şekilde, ama hepsi sonuçta çok güzel şeyler çıkarabiliyorlar. Öğrenilebilirmiş. Evet. Yani resim yapmak öğrenilebilir. Yani yetenek, Sinem Hanım'ın söylediği gibi
yetenek varsa ilerliyor ama öğrenildikten sonra da yine çok güzel eserler çıkıyor. Çok çok evet. Çok güzel. Yani o fırça darbelerini öğreniyorsun. Neyi önce başlayacağını öğreniyorsun. Arka yani o renk karışımlarını öğrendikçe sevgi de varsa devam ediyor. Peki ara ara pişmanlık duyuyor musunuz? Niye daha önceden böyle hani zaman ayırmamışım dediğiniz evet, oluyor mu? Evet. Ondan çok pişmanım. Keşke daha önce eğitimini alıp da bu işe başlasaydık. Ama olmadı. Hiç böyle bir fikir de yoktu. Ben ev hanımı olduğum için ara ara çalıştım. Giyim öğretmeniyim. Gerçi halk eğitimde çalıştım ama hep böyle ahşap boyama, işte takı kursları, bütün bayanların yaptığı gibi oraya buraya hepsine gittim. Yani nerede mutlu olurum diye. Ama resim kadar, mesela o kursların hepsi geçici. Bir yıl gidiyorsunuz, öğreniyorsunuz, bitti, evde yaparsın diye. Ama resme ben 4 yıldır sanki ölene kadar gidecekmişim gibi. Yani bir kurs gibi değil de orası bir hayat, yani ikinci bir hayatım gibi oldu benim. Çok güzel. Yani sonunda buldunuz. Evet, sonunda buldum ve herkese tavsiye ediyorum. Bana kimse önermemişti. Ben kendim buldum ama sevdiğim arkadaşlara özellikle diyorum bir sanat merkezine gidin. Sevdikten sonra çıkılmıyor. Değil mi? Yeter ki oraya bir adım atın. Doğru. Daha sonrası geliyor. Evet. Kısa bir ara verelim. Sizleri de dinlendirelim. Aranın hemen ardından biz burada olacağız. Sizler de ekranlarınızın başından ayrılmayın diyoruz. Kısacık aranın hemen ardından çıtı pıtıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birlikteliğimizi kadın ve sanat dediğimizde özellikle bunlardan bir tanesi örnek sizsiniz. Çünkü kadınlar sanırım emekli olunca biraz daha böyle endişeye düşebiliyor, ne yapacağını bilemeyebiliyor, o zaman nasıl değerlendireceğini bilemeyebiliyor. O yüzden sanırım bu konuda en azından siz şanslısınız. Şanslı olan bir kadın olarak buradan evlerinde bizi izleyenlere, özellikle emekliliğe yaklaşmış ya da emekli yeni emekli olmuş kadınlarımıza neler söyleyeceksiniz ya da evinde oturan kadınlarımıza? Benim ilk söyleyeceğim, hiçbir zaman size altın tepsiyle sunulmuyor imkanlar, şartlar. Sizin arayıp bulmanız gerekiyor. Ben arayarak buldum. Ne yapabilirim diye. Birkaç yere gidilebilirdi. Ben ilk yerde buldum. Ne resimde güzel. Buldum kendimi. Resime başlayınca hiçbir şeye ihtiyacım kalmadı. Zaten ev, eşiniz, çocuklar, yine ev hanımısınız ama onun yanında sanat. Resim yapınca hayatınız doluyor. Gezmeler, işte günler, onlar hep ikinci plana atılıyor. Öncelik sanat oluyor. Benim tavsiyem herkes kendini nerede mutlu hissediyorsa, nerede iyi hissediyorsa muhakkak bir yer vardır. Mutsuz olup evde hani ben mutsuzum, ben şuyum yani tamam konuşmak da güzel, arkadaşlarıyla paylaşmak da güzel ama o sizi ileriye götürmüyor. Değil mi? Sizi doğru. ileriye taşıyacak, üretmeniz gereken bir de emekli olunca tabii ikinci bahar gibi bir ömrünüz var. Yarı ömrünüzü de nasıl geçireceksiniz? Onu tam kurgulamanız gerekiyor ki daha güzel olsun. Bu ikinci dönemde bence kalıcı bir şeyler bırakmak istiyorsunuz. Gençlikte her şey yapılıyor, çocuklar büyüyor, onu her şeyi yapıyorsunuz ama sanki ben şu an düşünüyorum onlar bir hayal. Yaşanmış bitti ama bundan sonrakiler daha kalıcı, daha bilinçli yapılıyor her şey. Kadın şey var kadında değil mi? Yani kadının genlerinde zaten bir üretmek evet, var. Evet. Ürettiği zaman mutlu oluyor sanırım kadınlar. Bir de belli bir süre hep ailen için yaşıyorsun. Çünkü hep onlara hizmet etme modundasın. Belli bir yerden sonra artık kendin için yaşamaya başlıyorsun. Evet. Kendinin mutluluğunu da artık ön plana çıkarmaya çalışıyorsun. Sanırım kadınlarda böyle bir noktada aynen. var. Aynen. Yani
İlk başta bütün sıkıntıları, eziyeti, hı-hı, her şeyi çekiyorsun. Çünkü çocuklar ve aile çok önemli. Hı-hı. Bir arada tutan hep dişi kuş deniyor. Hı-hı. O misyon çocukluktan beri kadınlarımızın üzerine yükleniyor. Hı-hı. Ben emekli olunca o misyonun bittiğine inanıyorum. İnandım. Hı-hı. Bundan sonra da topluma ne katabilirim? Bizim projelerimize Sinem Hanım sağ olsun hiç bizi boş bırakmıyor. Projelerimiz hep kadın kaynaklı projeler. Hı-hı. Kadınlar Günü'nde, Cumhuriyet Kadınları sergilerimiz. Hı-hı. Orada yani bizim gibi bizim yerimizde olmak isteyen veya bizi örnek alan kadınlara örnek değil olmak. Mi? Yani onların da yapabileceğine inanıyoruz. Çocuklarımız var, çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Tamam, onlar bir birey olarak bir yere geliyor ama sonra bitti. Hı-hı. Yani sonrası dediğiniz doğru gibi kendimize dönüyoruz. İş dünyamızda neler istediğimizi, hı-hı, nasıl faydalı olacağımızı bu şekilde. Evet. Peki Sinem Hanımcığım, siz neler söyleyeceksiniz? Evlerinde bizi izleyen kadınlarımıza buradan mesajınız ne olacak özellikle? Şimdi kadın resimde yüzyıllar, hı-hı, önce tema olarak kullanılmış. Hala da kullanılmaya devam ediyor. Biz de kadını çok kullanıyoruz resimlerimizde. Neden bilmiyoruz ama değil mi? Hep evet, bir kadın aynen resmi yapmaya. Çünkü görsel olarak güzelliğinden, estetiğinden. ama hiç kadın ressamlar yokmuş eskiden. Hani bu eski ressamları düşünürseniz yani yok. 1970'li yıllardan sonra kadınlar bunu bilinçlenip resme kendilerini vermeye başlamışlar. Ama şimdi çok çok daha fazla. Bu da çok güzel bir şey. Keyifli. Kadınların da bu işin içinde olması. Hatta şöyle düşünüyorum, bilmiyorum, bizim çevremizden erkeklerden daha fazla ilgililer şu anda. yani gerçekten bunu hobi amaçlı yapan da var. Bunu gerçekten İş gibi görüp yapanlar da var. Ama her ne olursa olsun sonuçta bir şey üretiyorsunuz. Ve Gülay Hanım da dediği gibi gerçekten kalıcı bir şey üretiyorsunuz. Nesiller boyu aktarabileceğiniz sizden bir şey bırakarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Belki bir müzik aleti, yani yanlış anlamayın, tabii ki onlar da çok güzel ama bana kalırsa bir müzik aleti çalsınız, o an çalıyorsunuz, belki videolarda kalıyor, o anda onun keyfini yaşıyorsunuz, bitiyor. Ama resim bence o açıdan çok daha farklı, yani bir şey var orada da elle tutulur, gözle görülür ve o duruyor. Ve şöyle bir şey, ben diyorum ki bunun sonu yok mu? Yok gibi geliyor bana. Sonuçta her yeni resme başladığınızda tekrar aynı heyecan başlıyorsunuz. Aynı heyecan. Farklı, değil mi? Tekrar sil baştan, sıfırlanıyor. Ondan sonra tekrar seviyorsunuz. Tabii bunu gerçekten çok sevenler yaşıyordur muhtemelen. Hı-hı. Yani ben çok sevdiğim için, sen çok sevdiğin için böyle hissediyor olabiliriz. Evet. Herkes böyle hissediyor mudur bilemiyorum ama üretmek güzel bir şey. Kadınların da tabii ki bunu yapması benim için bizim misyonumuz gibi oldu bu. Evet, aslında hani ben böyle bir kadın erkek ayrımcılığından hiç de hoşlanan bir insan değilim. Öyle bir şey asla düşünmüyorum. Ama hani atölyede daha çok kadınlarla bir arada olduğumuz için ve onların bu üretimdeki katkılarını ve bundan aldıkları hazzı gördüğüm için gerçekten bunun çok güzel bir şey olduğunu artık iyice yürekten inanıyorum. Sadece resim değil, sanatın her dalında kadınlarımızın kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Evlere kapanmasınlar, hayat, ömür akıp gidiyor. Bence kesinlikle kendileri için, sadece kendileri için bir şeyler yapmaları gerekiyor insanların. Başkaları evet için yaşamayalım, kendimiz için yaşayalım. Elbette ki ailemiz, çocuklarımız çok çok önemli. Onların dışında sosyal ortam zaten var. Çok da keyifli, bizim muhabbet edebileceğimiz ortamımız var. Birçok yerde böyle üretebileceğiniz yerlerde zaten çok güzel arkadaşlıklar kurabiliyorsunuz. Hem de sizin gibi arkadaşlar bulabiliyorsunuz. Sizin gibi düşünen, sizin gibi ortak noktaları olan. Çok fazla ortak nokta bulabileceğiniz arkadaşlarınız oluyor.
Zaten o ihtiyacınızı o şekilde giderebiliyorsunuz. Hı hı. Aynı zamanda bir şeyler üretiyorsunuz. Bence bundan daha keyiflisi yok yani. Tabii, doğru. Ama şimdi hatta biz arada kendi aramızda da konuşurken hani kadınlar daha bilinçli galiba. Artık kendilerini düşünen kadınlarımız var diye düşünüyorum ben. Bu biraz da tabii ki belediyelerimizin de büyük etkisi tabii, var. Tabii aynen. Ücretsiz kursların. Çünkü... Hı hı. Sanat dediğimiz zaman evet eğitim almak için bir miktar para ayırman tabii, gerekiyor tabii. Yani bir bütçe ayırman gerekiyor. Bazı ailelerimizin buna imkanı olmadığı için belediyelerin kurduğu bu ücretsiz kursların da biraz teşviki var. Evet, en azından var. İnsanlar sevgisini ortaya çıkarıp evet yeri geldi mi daha profesyonel yerlere gitmek için de o bütçeyi ayırabiliyorlar. Yani, evet. Aynen tabii ki yani ben ondan dolayı da çok mutluyum. Daha çok atölyeler olsun, daha çok bu tarz kurslar olsun, daha çok insan üretken olsun, daha güzel bir şey. Tabii ben de bundan dolayı çok mutluyum. Evet, mesela birkaç şey deneyebilirsiniz. Hangisini daha çok seviyorsunuz, ona yönlenebilirsiniz. Bence insanlar evlerinden çıksınlar. Değil mi? Çıksınlar, evet. Ben mesela alışkanlığımdan dolayı tabii yine kurslara gidiyorum. Seramik kursuna başladım, hiç bilmediğim belediyenin açtığı. Ücretsiz bir kurs. Oraya gidiyorum. İşte pilatese gidiyorum yine belediyenin. Bunların yanında ama resim. Onlar sanki hani bir yıl, iki yıl. Mesela seramik kursuna gidip biz evde yapma imkanımız yok. Yani fırınımız yok, onu pişirecek. O imkanları ancak belediye sağladığı için o kursa katıldım. Ama resmi evde yapabilsem dahi. Ama o bizim atölye atölyede evet atölye ortamında resim yapmak daha güzel. Daha yani, keyifli geliyor. Şey gibi gidip oraya işimiz oturuyoruz. Resmimizi yapıp evimize yani evde olmuyor. Evde çünkü bir sürü illa kafa dağılıyor. Aynen değil mi? Dağılıyor. Şey yemeği koyuyorsun. Aynen olmuyor. Doğru. Peki önümüzdeki süreçte artık 2019'a da merhaba dedik. Evet. Bu yıl var mı planlar, projeler? Siz boş var. Durmuyorsunuz, sürekli bir şeyleri hazırlanıyorsunuz. Evet, 22 Şubat'ta Turan Bahadır'da büyük sergimiz var. Biz ona Şubat sergisi, büyük sergi diyoruz. Bizim için önemli, yılda bir kere yapabildiğimiz için orada. Ona hazırlanıyoruz şu anda. Full herkes resim yetiştirmeye çalışıyor. Az kaldı. Sonrasında hemen akabinde 8 Mart'ta Baro'yla birlikte ortaklaşa bir kokteyl tarzında bir şey olacak. Lokalinde. Orada bir sergimiz olacak. Daha sonra bir Kuşadası var. Var bir iki bir şey kesinleşmedi. Arada bir şey daha olabilir. Kesinleşmediği için söylemeyeyim. Var yani. Bu sene bu şekilde herhalde bitiririz. Belki bir tane daha ekstra olursa. İşte seneye artık. Biz bir yıl önceden neredeyse ayarlıyoruz birçok şeyi. Ben şimdi artık seneye için planlar, projeler. Bence yeter. Yılda 3 sergi. Çünkü her seferinde yeni tablolar çıkarmak istiyoruz. Evet, aynı tekrar koymak da keyif vermiyor bize. Hani ya, tamam resmimiz çok, benim de çok, senin de çok, aynen. Hepimizin çok ama aynı resimleri bir daha sunmak hoş gelmiyor. Yani yılda 5-6 sergi olacağına 3 tane olsun aynen, ama yeni resimler olsun. Evet, yeni resimler. Çünkü gelen arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, çevremiz aynı insanlar. Sonuçta Deniz'de yaptığımız zaman... Yani onları sürekli aynı resimlerle çıkmak üretmemiş oluyorsunuz o zaman. Hoş gelmiyor. ama şehir dışı sergilerde bazen tekrar aynı resimleri kullanıyoruz. Şehir dışı peki düşünüyor musunuz? Şehir dışı Kuşadası işte. Kuşadası var. Daha önce de yaptık. Biz oradan çok keyif aldık. çok güzel bir sergi salonu. Ben buradan belediye yetkililerine de seslenmek istiyorum. Gerçekten inanılmaz güzel tarihi binalar var Denizli'de de. Mesela orada da öyle bir binaydı. Taş duvarlar üzerinde resimlerimizi sergiledik. Böyle çok hoş bir ortam. Ambiyansı harika. Keşke burada da öyle olsa. Burada çevremiz çok, her şey güzel. Lokasyon olarak Turan Bahadır sergi salonunun yeri de çok güzel. Hani herkesin ulaşabileceği bir yerde ama
Tabii içerisinde çok işlem gerekiyor. Yani biz birçok şehir dışı sergisinde de gittiğimizde asma aparatlarına varana kadar çok artık kolay imkanlar var. Bizim maalesef burada yok. Biz bu konuda çok muzdaribiz. Şehir dışında işte bir de resimleriniz böyle güzel duvarlarda, güzel mekanlarda kat be kat güzelleşiyor. Yani o dekor görüntü önemli çok önemli, çok çok önemli. Yani beyaz bir duvar asmak yerine bir düşünün, taş duvarın üzerine asıyorsunuz resimlerinizi. Biz o Kuşadası'nı işte çok sevdiğimiz için bir kez daha oraya gitmeye karar verdik. Bir de böyle deniz kenarı bize de değişiklik oluyor. Öyle hem gezmek hem sergi açmak gibi. Aynen. Evet. En azından biraz da enerji alıyoruz diyorsunuz. Yani enerji de bulayım diyorsunuz. Şimdi atölyede bir birliktelik önemli bir şey. Arkadaşlık. Evet. Şimdi bir tane rahatsız edici bir durum hepimizin motivasyonunu düşürür. Böyle bu tarz aktiviteler, yani bir sergi şehir dışına sergi açmak için hep beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Orada geziyoruz, dolaşıyoruz. Aynı şekilde arada bizim yemeklerimiz vesairemiz oluyor. Onlar da bir aktivite. Birbirimizi daha iyi tanımamıza, daha çok sevmemize vesile oluyor böyle şeyler. Ve bu tarz şeyler de bizi daha çok bağlıyor birbirimize. Daha keyif alıyoruz yaptığımız işlerden. Şehir dışında o yüzden daha çok önemsiyorum. Bir de farklı yerler, işte farklı sergi salonları görüyoruz. Farklı insanlarla karşılaşıyoruz. Orada da belli bir seyirci kitlesi oluyor. Oluyor takip edenler. Burada nasıl takip edenler varsa ben, mesela Turan Bahadır'da hiç durmadan insan geliyor ve çok, yani ilk gün sadece eşimiz dostumuz geliyor ama diğer günler hiç tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Rutin olarak takip eden var, değil mi? Var, var, bayağı var. Yani ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Sabah 10'dan akşam 6'ya kadar ben orada oluyorum bir hafta boyunca ve hep birileri geziyor. Hiç tanımıyoruz. Geziyor sessizce, tebrik ediyor, gidiyor. Bazılarını soruyor işte kim yaptı vesaire, burada mı diye. Ama ilgili insanlar bayağı var. Peki Kuşadası hani... Salonu sevmişsiniz Orhızay da kitleye bakarsak, takipçi kitlesine Denizli mi daha aktif, Kuşadası mı aktif kıyaslarsak? Denizli aktif tabii. Hem biz büyük şehiriz, oralar küçük şehirler, şehir ilçeler. Marmaris'te biz zaten hep o tarz yerlerde açtık. Marmaris, Kuşadası, Urla'da, İzmir'de de açtık. Yani o çevreden gelen insanlar geliyor ama biz bir de o gün açıp bırakıp ama geliyoruz. Bir haftayı görmüyoruz. Görmüyoruz tabii, sonrasını de, görmüyoruz. Tabii. Biz burada başında bekliyoruz resimlerimizin. Ama orada biz sergimizin sabah gidiyoruz. Akşam üzeri açılışımızı yapıp aynı gün geri dönüyoruz. Resimlerimizi orada bırakıyoruz. Hani ondan sonrasını görmüyoruz. Kim geliyor, kim gidiyor, nasıl oluyor? Tabii ki vardır. Çünkü orası ama hani biraz daha turistik yer olduğu için mesela turistlerin de bu konuda müthiş bir ilgisi var. Yani nereye giderlerse gitsinler mutlaka bir sergi gezerler, oranın tarihi, yerlerini gezerler. Kuşadası'nın farklı bir şeyi var. Kuşadası'nda sanat, opera, yani klasik müzik. Yaz boyunca biz 4-5 ay oradayım. Oradan biliyorum. Yani belediyenin sanata yönelik, yani müzik olsun, resim olsun, çok büyük çalışmaları var. Hepsine katılmaya çalışıyoruz. Yani biz bir gün kalıyoruz ama eminim bir hafta orası devamlı olup taşıyor. Şimdi ben şeyle kıyasladım. Açılış anıyla kıyasladım. Tabii buradaki açılış anıyla düşün, zaten biz tabii burası büyük şehir. 30 kişi bizsek 30'umuzun da 5'er taneden çevresi gelse zaten bir sürü insan yapıyor. Tabii, bir de tanımadığımız insanlar da geliyor dersen açılış anı tabii çok çok yoğun oluyor. Ama orada tabii gazeteciler, birkaç tane işte ressam takip eden, birkaç duyurulara göre tabii. Belediyenin de burada bunu duyurması da önemli. Hani bazen gidiyoruz, biz bir bakıyorum ben billboardlarda falan biz varız. O yani değil mi? Yani belediye bunu her yere 20 asmış. 20 gazeteye mi çıkmıştık öyle yayın? Çok şey mesela kitapçıkları oluyor, aylık takvimleri oluyor o haftalarda ne var? Bir sürü yere gittiğimiz için farklı farklı tanıtım şekilleri gördük.
Biz burada kendimiz tabii zaten çevremiz olduğu için kendimiz yapabiliyoruz ama oralarda onların yapması gerekiyor. Biz nasıl yapsak da bir işimize yaramayacak. Kime ne göndereceğimizi bilmiyoruz. Yani belediyenin tanıtımı ön planda. Tabii aslında biz daha çok seviyoruz. Ama işte belediyenin imkanları orada daha güzel olunca keşke bizim de hani olsa böyle. Ortam olarak. Daha, evet. Onu da istiyoruz ama burası tabii hiçbir şeye benzemiyor. Denizli. Evet, Denizli. Peki bu önümüzdeki süreçte açacağımız sergilerimizin herhangi bir konusu olacak mı? Herkes kendi düşüncelerini mi yansıtacak, fikirlerini mi yansıtacak? 22 Şubat'taki sergide herkes kendi düşüncelerini yansıtıyor ama 8 Mart'ta kadın temalı bir sergimiz olacak. Kadınlar Günü'ne özel çalışıyoruz şu anda. Onun dışında evet ben bir tema olmasından yana çok değilim. İnsanları kısıtladığımızı hissediyorum. Yani kısıtlamak kadın. Gibi. Sadece kadın. O da zaten birçoğumuz kadın yapmayı sevdiğimiz için ondan sıkıntı çıkmıyor ama böyle bir tema yapmak kısıtlamak oluyor diye düşünüyorum ben. Evet. Çünkü bunu yapmak zorundasın. Yani bir çerçeve alıyorsunuz insanları. Gereksiz. Genelde kadınlarla ilgili günlerde yansıttıkları hep böyle işte kırmızı ön planda şiddet görmüş kadın resimleri falan. Bu serginizde de böyle ana noktalar olacak mı? Yoksa farklı bir şey mi düşünüyorsunuz? Hiç öyle yapmadık. Daha önce de sergi açtık. Bizim şöyle bir misyonumuz var. Özgür, çalışan, mutlu kadınlar. Mutlu kadınlar. Evet, Kadınlar Günü'nün ana teması aslında o. Buna farkındalık yaratmak. Ama biz de bu yönden alalım. Yani evet, Kadınlar Günü, çalışan, özgür, mutlu kadınlar, üretken kadınlar olarak sergi açıyoruz. Ama şöyle bir şey, şiddeti de hep göz önünde bulundurulunca sanki o normalmiş gibi karşılanıyor. Evet, evet. Yani gözüm morarmış bir kadın oraya çizip hani bu... Sonra sıradanlaşıyor. Onun yerine mutlu kadınları herkes görmek ister. Değil mi? Üreten, çalışan. Mesela evet böyle hani bir pozdan ziyade bir çalışma, evet. Bir üretme. İşte birimiz bir ressam kadın, birimiz müzisyen kadın yapmıştık gibi. Bu tarz çalışmalarla daha çok olmak istiyoruz. Evet. Anne. Aslında doğru olan nokta bu değil mi? Yani... Çünkü ben de karşıyım hani sürekli kadınların gözü mor, dayak yemiş, şiddete uğramış kadın olarak dans edilmesi, yansıtılması. Aslında sanat nedir? Güzellikleri sunabilmektir. Evet. Yani ya da kötü giden bir ortamda bile o güzel hayalini yansıtabilmektir. Keşke savaş olacağına işte çocuklar yeşilliklerin üzerinde koşuyor olsa gibi. Yani sanat aslında bunları bir eleştirisi olmalı diye düşünüyorum. Ben de sizin hani düşünceniz tarafındayım. Evet, o yüzden bu soruyu sordum. Evet, yani. Çünkü daha önceki serginizde biz de katıldığımızda görmüştük. Yani o şeyi vermemiştiniz atmosferi. Acaba bu sefer farklı mı olacak? Yok, dedim ama yine aynı. Öyle bir resim yapmayı ben istemem mesela. Niye öyle bir resim yapayım ki? Yani de resimlerde biz kendimizi nasıl görmek istiyorsak belki öyle çiziyoruz. Yani. Evet. Aynen. Hiç kimse kendini o şekilde görmek istemez. Yani gözü mor veya orası burası kanamış halde. Hep hayal edilen her şey... Eminim gerçek oluyor. Beyin çünkü doğru. Çok farklı çalışıyor. Önce hayal sonra gerçeğe dönüşüyor gibi geliyor bana. O yüzden hayal etmekten hiç korkmamamız gerekiyor. Değil mi? Doğru. Evet. Peki her yaş grubundan katılım olacak mı sergimizde yoksa sadece kadınlara özel kadınların resimleri mi sergilenecek? Turan Bahadır'da yine bir çocuk grubu olacak ama hepsi olamayacak. Artık biz kalabalıklaştık. Çocuklar çok bir eleme, ayırma yöntemi gerekiyor. Daha ona çok kesin karar veremedim ama bir 10 kadar falan çocuk da demeyeyim genç grubu olur. İşte arkadaşlarımızla Kadınlar Günü'nde sadece biz kadınlar oluruz. İşte onlara da sergi açmamız gerekiyor. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Sergi salonları çoğalsın. Bunu çok istiyorum. Sergi salonlarımızın çoğalmasını istiyorum. Gerçi bu yeni açılan yerler de güzel görünüyorlar. Oraları da bir değerlendireceğiz inşallah. Evet.
Peki yavaş yavaş da sonlara geliyoruz. O yüzden ben hemen sözü size de bırakmak istiyorum. Özellikle önümüzdeki süreçte resimle ilgili hayaliniz, idealiniz, yapmak istediğiniz var mı? Tabii ki var ama ondan önce geçtiğimiz sergide Cumhuriyet Kadınları olarak bir sergi açtık. O sergi beni çok gururlandırdı. Her yıl hatta Sinem Hanım'la görüşüp, yani her yıl o Cumhuriyet Kadını'nın nasıl ürettiğini, nerelere geldiğini göstermek amacıyla bunu bir klasik seri halinde yapmayı düşünelim diye de söylemiştim. Bunun yanında benim sorunuza tam nasıl cevap verebilirim bilmiyorum ama herkesin dediğim gibi bir yerde mutlu olduğu her yerde bir yerde bulunmalarını tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bu arada biz de hemen burada ekranların başında bizi izleyenlere de söyleyelim. Lütfen evlerinize oturmayın. Zamanınızı öldürmeyin. Çünkü artık zaman öldürecek noktada değiliz. Herkes bir şeyler yapmalı. Herkes üretmeli. Özellikle kadınlara çok büyük görevler düşüyor. Aslında kadınlar zaman bulamıyoruz diyor da istedikten sonra ayırabiliyoruz değil mi? Evet. Ya inanın benim atölyede şu an gelen doktor, ne bileyim hakim, avukat, bir sürü arkadaşımız var. Hepsi gelebiliyor. Randevularını ayarlıyorlar, işlerini ayarlıyorlar, güçlerini ayarlıyorlar bir şekilde. Spora da, birçoğu spor da yapıyor. Spora ve bu tarz bir aktiviteye, bazıları birkaç tane aktiviteye zaman ayırıyorlar. Ben onu diyorum ki, bunu yapabiliyorsa bu arkadaşlarım, herkes yapabilir. Çok yoğunlar ama vakit ayırabiliyorlar. Bence kesinlikle yapmalılar. Bahaneleri vakti, özellikle aslında seni ev hanımı olarak kabul etmiyorum. Ev hanımı çok daha farklı. Evet. Ev hanımları daha az vakit buluyorlar. Evden çıktın mı her şeyi rutine koyabilirsiniz. Doğru. Evet. Bir program gerekiyor. Bunun örnekleri de var diyorsunuz yani. İnsanın hayatına bir program gerekiyor. O programlamayı yapabildiğiniz zaman çalışan insanlar bunu biraz daha kolay yapıyorlar. Çünkü sabah erken kalkıyorlar, akşam belli bir saate kadar çalışmaları. O çalışma temposunun arasında da daha kolay programlama yapabiliyorlar gibi geliyor. O yüzden diğerlerinin de, diğer arkadaşlarımızın da muhakkak kendilerine bir program hazırlayıp o program çerçevesi içinde birçok şeye vakit ayırabileceklerini düşünüyorum. İsteyen yapıyor ama. Evet. Bence kadınlarımız çok güçlü. Zaten Allah'ın verdiği bir üretmek, kendini geliştirmek anlamında yeter ki kafalarına koysunlar, istesinler. Bence herkes becerebilir. Yani yetebiliyoruz yapabilir. Değil mi biz? Tabii, her yere yetebiliyoruz her gerçekten istedikten sonra. Aslında kendilerini şöyle bir şey yapsalar, gün içinde neler yapılmıyor ki? Evet. Yani. Ya bir erkek kolay kolay bu planlamayı yapamıyor ama yani. Kadın çok güzel de tam noktada planlamasını yapabiliyor ve hiçbir şeyi de aksatmadan sanata da zaman ayırabiliyor. Dediğiniz gibi spora da zaman ayırabiliyor. Onun dışında bir de misafir de ağırlayabiliyor. Yani böyle bir yeteneğe de sahipler. O yüzden kadınlar gerçekten istedikten sonra her şeyi yapabiliyor ama sanat anlamında sadece kadınları konuştuk bugün. Kadınlar ve sanat dedik ama erkeklerin de sanırım ilgisi var değil mi? Resim konusunda ya da stres atma yöntemi olarak seçtikleri sanat dalları var diye biliyorum. Vardır, tabii, doğru vardır, değil mi? Tabii tabii. Yani sanat dalları olarak bir sürü dal var. Müzikle uğraşanlar var. Benim eşim uğraşıyor mesela müziği. Biz çok müzik aleti çalıyor. Çalmaya çalışıyor. Hala öğrenmeye çalışıyor birçoğunu. Tiyatro ile uğraşıyor. Mesela resimle de bir kere uğraştı ama çok iyi olmadı. Ama böyle hani birçok dal var. Resim de tabii ki erkeklerin ilgisini çekebilecek bir şey. Sadece kadınlara özgü bir şey değil. Onların da kafalarını rahatlatması gerekiyor. Günün stresinden uzaklaşmaları gerekiyor. Herkesin yani birey olarak kadın erkek ayrımı yapmadan birey olarak kendine zaman ayırması gerekiyor. Kendiyle bir baş başa kalacağı bir zaman ayırırsa ya mesela arkadaşlarımız bazen diyorlar ki yani buraya gelemeyecek durumdaydık. O kadar yorgunduk ki yani hani zorla gelmişler.
Hani bir şey, bir nedenden dolayı iyi ki gelmişim diyorlar sonra. Yani anda, dinlenip eve gittim yani. Hani oraya gelip de çalıştım, ay işte iki kat daha yoruldum bir de eve gideceğim gibi düşünmüyorsunuz da bir ruhunuzu rahatlatıp ondan sonra eve gidiyorsunuz. Değil mi? Doğru. Kendi istediğiniz bir şey yaptığınız zaman, spor yapmak, müzikle uğraşmak, resim yapmak gibi böyle bir aktivite, bir hobiniz olsun yani. Bir hobiniz olmalı hayatta ve bununla da işte o zaman bence ailenize, eşinize, dostunuza daha güzel bir insan olarak çıkacaksınızdır. Çünkü önce kendinize bakmanız lazım. Doğru. Evet. O yüzden kadın erkek ayrımı yapmaksızın yani bu işin bir hobinizin olmasının gerektiğini düşünüyorum ben. Zaten bunlar yansıyor insanlara. Yani bu sadece aileye değil topluma bile. Kapıdan çıktığınız anda eğer stresli ve kötüyseniz maalesef onu yansıtıyorsunuz insanlara. Yani omzunuza dokunup geçen bir insana bile tahammül edemiyorsunuz. Evet, yolda yatan bir hayvana tahammül edemiyorsunuz. Evet. Trafikte tahammülünüz kalmıyor. Ama mutluysanız her şeyi daha böyle şeye alıp işte gülümseyerek tepki verebiliyorsunuz. Bu da hep yansıyor aslında. Evet. İşte toplumun sanırım en büyük eksiği ve sıkıntısı bu. Bizler kendimizi mutlu etmeyi maalesef başaramıyoruz hala. Son olarak Gülay Hanımcığım, nedir mesajınız vermek istediğiniz izleyenlerimize? Valla önce beni tanıyan bütün arkadaşlarıma buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sinem Hanım'a teşekkür ediyorum. Beni resimle, sanatla tanıştırdı ve bana destek olduğu için, pozitif olduğu için. Dediğim gibi herkesin muhakkak mutlu olduğu bir yer vardır. Şu an evden çıkıp bulmalarını istiyorum. O kadar, başka bir şey de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Sinem Hanımcığım, siz neler söyleyeceksiniz son olarak izleyenlerimiz? Ben de o zaman bugünün özetini yaparak herkesin bir hobisi olsun diyeyim. Herkes bir sanat dalıyla uğraşabilir. Kadın erkek ayrımı yapmaksızın üretken olalım. Kendimize vakit ayıralım. Çalışalım, üretelim diyorum ben de. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, Tıpı'da birlikteliğimizin sonuna geldik. Ressam Sinem Atılgan ve Gülay Kırbaş'la birlikte kafanızdan bir soru işaretini kaldırabildiysek ya da bir soru işareti bırakıp araştırma fırsatı sunabildiysek ne mutlu bizlere diyoruz. Her zaman söylediğim gibi yüzünüzden tebessümü, kalbinizden vicdanı eksik etmeyin. Sağlıkla, sanatla, mutlulukla kalın. Hoşçakalın. Ay çok güzel. Yakar yamak kışını kafesine kıştır çiçeği burnumda. Çıtı pıtı durur anımanın ciddi çiçeği burnumda. Yakar yamak kışını kafesine kıştır.